Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Saat de biraz geç oldu. Malum hafta sonundayız, diğer piyasalar kapalı. Genel olarak Bitcoin'de ve altcoin'lerde son durum nedir? Bunları değerlendirip anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik bazını açtığımız zaman bizim burada daha önce takip ettiğimiz bir bulutun üst noktası vardı bildiğiniz gibi. Ve bu seviye bizim için oldukça önemliydi arkadaşlar. Daha önce şurada gördüğünüz noktalarda biz bu direnç noktasını birçok kez denemiştik ve bu noktayı yıpratmıştık ve Bitcoin de sonunda en sonki denemesinde kendisini bu noktanın üstüne atmayı başardı ve şu anda gelen geri çekilmelere baktığımız zaman da buradaki kırılımın geldiği noktayı destek noktası haline çevirmeye çalışıyor. Burada en son gelen 4 saatlik fazdaki MUM'a baktığımız zaman tam olarak burada bulutun üst noktasına değdiği yerde şu anda bir alıcısını bulduğunu görüyorsunuz. Bu Bitcoin adına sevindirici bir durum. Çünkü bulutun üst noktasında ne kadar kapanış yaparsa ben Bitcoin'in o kadar yukarıya gitmek isteyeceğini düşünüyorum. Ve bunun gelme ihtimali de en azından ay sonuna kadar bence oldukça yüksek arkadaşlar. Ay sonuna kadar diyorum çünkü arada 22 Eylül'de bir Fed toplantısı var. Fed toplantısı öncesi belki piyasalar bir miktar gerilebilir. O yüzden bu beklediğimiz böyle 50 bin dolarların üstüne doğru beklediğimiz sert hareketleri toplantıdan sonrasına da atabiliriz arkadaşlar. Zaten gün ve gün değerlendirme yapıyoruz. Bunları da zamanı geldiğinde konuşacağız. Şu anda Bitcoin'de 4 saatlik bazda görüntü gayet güzel diyebilirim arkadaşlar. Tek bir sıkıntı var, o da dolar endeksi. Dolar endeksi de zaten sadece Bitcoin'i ve altcoin'leri ilgilendiren bir gösterge değil, tüm piyasaları ilgilendiren bir gösterge. Ve şu anda en son Cuma günkü kapanışa baktığımız zaman da ciddi manada yukarı yönlü bir hareket var. Muhtemelen toplantıyla alakalı bir durum şu anda fiyatlanıyor. En geç toplantıdan sonra ben tekrardan dolar endeksinin yönünü aşağıya çevirmesini bekliyorum şahsen. Bu zamana kadar kripto para borsalarında Fed toplantısından dolayı oluşan gerilimlerde, oluşan geri çekilmelerde hepsi alım fırsatı oldu diyebilirim. Ve dolar endeksinde gelen bu hareketler de saatlik bazın dışına çıkmayacaktır. Yani çok fazla günlüğe ve haftalığa yayılmasını beklemiyorum. Bu da şu anlama geliyor. Çok fazla böyle uzun soluklu bir yükseliş dolar endeksinde olmayacaktır arkadaşlar bence. En fazla toplantıya kadar bir gerilim olur. Ondan sonra tekrardan normal hareketlerimize döneriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de yarın akşam diğer piyasaların açılması ile birlikte dolar endeksinin yapacağı açılış da bizim için oldukça önemli olacaktır. Bu şu açıdan önemli olacak. Toplantıya kadarki sürede az çok piyasanın nasıl gideceğini göreceğiz aslında. 22 Eylül'de Çarşamba gününe denk geliyor arkadaşlar. En geç Çarşamba gününden sonra piyasa kendisinin bu üstündeki dolar endeksinden dolayı oluşan gerilimi atar diye düşünüyorum. Tabii şu anda bu gerilim dolar endeksinin artmasından dolayı genel olarak piyasalarda oluşan gerilim kripto para borsalarına çok fazla yansımadı. Bitcoin'de biz hafta içerisinde bir miktar geri çekilmeler gördük ama 47 bin dolarlar civarından alıcımızı bulduk arkadaşlar. Ve şu anda Bitcoin'in 4 saatlik bazdaki tablosu da gayet güzel gözüküyor. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğundan dolayı, dolar endeksi kapalı olduğundan dolayı bu kırılımla birlikte yukarı yönlü hareketler devam edebilir diye düşünüyorum. Ama pazar günü yani yarın gece akşama doğru diğer piyasaların açılmasıyla birlikte dolar endeksindeki yükseliş devam ederse o zaman çarşamba gününe kadar arkadaşlar biz de yatay ya da bir miktar geri çekilme şeklinde bir şey görebiliriz diye düşünüyorum. Ama bu durumda dediğim gibi en fazla çarşamba gününe kadar sürer diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'in 4 saatlik bazda görüntüsü gayet güzel gözüküyor. Bakacağımız olay artık pazar günü yarın akşama doğru diğer piyasaların açılmasıyla birlikte gelecek olan açılışlara bakacağız. Şu anda durumlar bu şekilde. Ben herhangi bir alım satım yapmıyorum. Dün hatta Shiba'yı sattığımı ve bunu Aion gibi, EOS gibi, VRX gibi coinlere kaydırdığımı söylemiştim. Aion gün içerisinde ufaktan hareketliydi. Onun dışında EOS çok hafif bir kımıldadı diyelim. Ama VRX coin'i şu anda bir şey yapmadı arkadaşlar. VRX coin'inden de şahsen bir atak yapmasını bekliyorum. Yani en azından şöyle bir %10, %15'ler civarında bir atak yaparsa güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Genel olarak şu anda Total 2 verisinde
Günlük bazda görüntü burada size İkiltepe mi geliyor acaba dedirtebilir. Ama ben şahsen burada İkiltepe gelmesini şu an için beklemiyorum diyeyim. Yani burada İkiltepe varsa Çanakkulp da var o zaman. Genel olarak piyasalarda beklentim ay sonuna kadar konuşuyorum arkadaşlar. Yani biraz daha Fed toplantısından sonraya da sarkabilir aslında onu demek istiyorum. Bitcoin'de burada gördüğünüz ATH noktasında zorlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bir kere denenmesini bekliyorum en azından. Ve bu geldiği zaman da biz muhtemelen Total 2 verisinde de buradaki ATH noktasını kırarız diye düşünüyorum. Yani burada İkiltepe olayını kaldırırız ve günlük bazda oluşan bu görüntü muhtemelen Çanakkulp'a döner diye düşünmekteyim. Zaten Total 2 verisinin neredeyse tıpatıp aynısı Ethereum'da var. Zaten Total 2 verisindeki paranın çoğunluğu da Ethereum'dan oluştuğundan dolayı Ethereum'un grafiğini incelemekle Total 2 verisinin grafiğini incelemek aynı gibi bir şey. Muhtemelen Bitcoin ay sonuna kadar 58 bin dolarları zorlarken biz hem Total 2'de hem de Ethereum'da ATH noktalarının kırıldığını görürüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında Tether'in dominansında biz yarın gelecek olan haftalık kapanışta bu civarlarda bir kapanış yaparsak ben bunu şahsen olumlu yorumlayacağım. Çünkü tam olarak direnç noktasında Doji'ye benzer bir mum oluşacak arkadaşlar. Kırılım geldi haftalık bazda bulutun alt noktasına doğru yukarıya döndük. Kırılım yaptığımız noktayı tekrardan test ettik ve buradan tekrardan bir satış yersek bu onaylı bir düşüş anlamına gelecek arkadaşlar. Tether'in dominansının düşmesi de tüm piyasa adına olumlu olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden yarın lütfen bunu da yakından takip edelim arkadaşlar. Onun dışında Bitcoin'in dominans verisine baktığımız zaman da haftalık bazda burada hala ben ikili tepenin ikili dibin çalışma ihtimalini bir tık yüksek buluyorum arkadaşlar. Ama bu ikili dip hareketi yani yukarıya doğru hareket geldiği zaman beklentim de Bitcoin'in 58 bin dolar bandına doğru bir atak yapması şeklinde. Yani burada dominansta gelecek olan bu yukarı yönlü hareket Bitcoin'in yukarı yönlü hareketiyle gelme ihtimalini ben bir tık daha yüksek buluyorum. Tabi burası haftalık baz olduğu için bunu bildiğiniz gibi böyle birkaç gün olarak değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Zaten burada bir tane mumu kapatmamız 7 gün sürüyor. O yüzden burada yaptığımız bu değerlendirme aslında böyle Eylül ayının sonuna kadar Ekim ayını da kapsayan biraz daha genel bir değerlendirme. Bunu da lütfen unutmayın arkadaşlar. Şu anda genel olarak piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Kısa vade adına Bitcoin'de takip edilmesi gereken en önemli olay 4 saatlik bazda burada bulutun üst noktasının destek haline gelmesi. Bu eğer ki olursa yani Bitcoin bu noktayı destek haline getirebilirse bu en azından yarın için olumlu olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yarından sonra da zaten biz artık pazar günü akşam diğer piyasaların açılmasıyla birlikte dolar endeksini izleyeceğiz. Yani nasıl bir açılış geldi buna bakacağız. Ve bu gelecek olan açılışlar da dolar endeksinin yapacağı hareketler de çarşamba günü 22 Eylül'e kadar ki bu Fed toplantısına kadar ki süreci bize az çok söyleyecek. Şu an dolar endeksi ile alakalı evet yukarıya doğru bir hareket var. Bu durumda muhtemelen toplantıyla alakalı bir şey fiyatlanıyor şu anda. Ama Bitcoin adına beklediğimiz hareketler en fazla toplantıdan sonrasına sarkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.